aklım almıyor ya. Aklım almıyor ya. Ben nasıl kahramanım? Allah'ım yarabbim sen benim aklımı koru yarabbim. Sen benim aklımı koru. Benim bu çektiklerim ya. Size bir bardak su vereyim. Elvan Hanım, bu yaşadıklarınızı hazmetmek çok zor biliyorum. Ama bebeğin iyiliği için bir an önce karar vermek zorundasınız. Ya bir yanlışınız olmasın. Ben nasıl kahraman gadisi çıkıyorum? Benim aklım hafsalam almıyor ya. Kahraman Bey'in babası haliyle sizin babanız. Ayza mirasçısıydı. Rahmetli'nin aklı gidip geliyordu. Bir ay kadar önce ağırlaşınca bir isim sayıklamaya başladı. Annenizin. Neşe Bülbül. Kahraman Bey'in çocuğu olunca buralardan uzaklaşmak istedi biliyorsunuz. Bu konuyu da benim araştırmamı istedi. Bulduklarımızın sonucunda siz çok ufakken anneniz vefat etmiş. Komşunuz olan bir hanımefendi de sizi yetiştiren, verilen aileyi teyit etti. Kadere bak. Kahraman Bey öğrendiklerimizi anlatınca çok sevindi, heyecanlandı. Yıllarca aradığı kardeşi bulunduğu için gerçekten çok mutluydu. Bir de sizin kardeşi olduğunuzu öğrenince şaşkın. Zaten sanıyorum o heyecanla sizi görmeye gelirken o dalgınlıkta maalesef kaza yaptılar. Bir bardak daha su alabilir miyim? Tabii ki. Yediz bebeğin sizden başka hiçbir yakını yok maalesef. Dedesi? Maalesef sizleri ölmüş. Yani sen şimdi bana diyorsun ki avukat bey, senin asıl anan Bülbül Neşe'ydi. Asıl baban da işte Boz amcaydı. Ama ikisi de vefat etti. Ha bir de abin vardı senin. Onun da yıllarca abin olduğunu bilmeden yaşadın gittin. Öğrendiğin günde vefat haberini alıyor. Ben ailemi hiç aramadım biliyor musun avukat bey? Nasıl olsa beni bırakıp gitmişler dedim. Arasam ne olacak ki? Ama şimdi elimde 3 tane mezar taşı kaldı. Elvan Hanım, hislerinizi tahmin bile edemem. Sadece bulduklarınız bunlar değil, yeğeninizi buldunuz. Size ihtiyacı olan bir bebek, dünya güzeli olan bir oğlan. Ne kadar vaktim var? Maalesef çok az. Yediz bebeğin eğer vasibini üstlenmezseniz sosyal hizmetler yetiştirme yurduna verecek. Daha sonradan kararınızı değiştirebilirsiniz. Ama kurum bebeği koruma altına aldıktan sonra çok daha zor ve uzun bir süreç olacak. Allah'ım bana güç kuvvet ver. Allah'ım sen bana yol göster. Elvan, ne oldu? Ne dedi avukat bey? Ya bana şimdi hiçbir şey sorma olur mu? Gözüm sevem. Gözüm sevem. Ya ben onu şey etmek için demedim. Sabah kurumdan buraya mı ne gelecekler diye telefon etmişlerdi. Seni de dedim mi diye merak ettim. Oğlanı da getireceklermiş değil mi? Sen ne edeceksin? Sen de geleceksin değil mi?
Ya ya Eki, bir şey sorma dedim ya. Eki sorma dedim. Elvan, Rabbim kuluna kaldıramayacağı yükü vermezmiş. Sen de bunu böyle düşün, ne olur. Ben bunu bilmiyor mu sanıyorsun Yahya? Yıllarca her gece sessiz sessiz ağladım ben. Yalvardım, yakardım Rabbime bana bir evlat ver diye. Ama şimdi yüreğimde bir ağırlık var, ne edem? Onu da söküp atamam ya. Biliyorum, kolay değil elbet. Ama Rabbim bunun gücünü verir. Sağ olasın, sen de buralığa kadar zahmet ettin. Ben gidiyorum artık. Elvan, ben bırakırım seni. Sağ ol, yürüyeceğim ben acık. Sağ ol. Şimdilik bu mesele aramızda kalsın, olur mu? Kimselere bir şey söyleme. Olur, olur.